Bir de besmele ile kesilen etleri soruyor. Bunların hepsi fıkıh meselesiydi. Kur'an-ı Kerim kesilen, af buyurun, hayvanların besmele ile kesilmesini emrediyor. Kur'an'ın emridir bu. Yani ne hadisi şerifler, ne fukahanın hükmüne bağlı değil. Kitapla sabit bir meseledir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hayatı da esasen bu istikametledir. Mübarek sözlerinden de bu istikamette irad edilen pek çok sözleri, nurlu sözleri vardır. Müminler alıp verdikleri her şeyi besmele ile alır, besmele ile verirler. Yani Allah adına alır, Allah adına verirler. Bu herhangi bir devre, herhangi bir döneme mahsus bir vazife değildir. İslam'ın zuhur ettiği andan kıyamete kadar Müslümanların muameleleri içinde meşru bir muamele, yapmakla mükellef oldukları bir muameledir. Af buyurun, hayvanı boğazlarken Bismillah diyecekler. Yani Allah'ın adıyla kesiyorum diyecekler. Bu suretle kesilmeyen bir hayvanı mümin yiyemez. Yalnız besmele çekilmeden müminin yiyeceği hayvan, başka putun vesairenin adına Hristiyan, Yahudi tarafından kesilmemiş olan hayvanları yiyebilir. Hristiyanın, Yahudinin, müşrik olmayan, mürtet olmayan, komünist olmayan Hristiyan ve Yahudinin kestiğini yiyebilir ama mümin, onun da başka bir şeyin adına kesmemesi şarttır. Mesela götürmüş de Hazreti Mesih'in adına kesmiş de o da yenmez. Hazreti Meryem'in adına kesmiş de o da yenmez. Bir nevi şirk de vardır bunun altında. Ve Allah Celle Celaluhu bunu yasak etmiştir. Öğlen namazının 10 rekat olması gibi aklın alamayacağı bir şey, ikindinin 8 olması gibi neyse veya 4 rekat farz olması gibi, kunutun, vitri vacibin 3 rekat olması ve onda kunut okunması gibi şeylerdir bunlar. Taabbüdidir, gizlidir. Çok defa ruh bundaki sırrı, hikmeti hissedemez, kavrayamaz. Allah Celle Celaluhu üzerine besmele çekilmeyen şeyleri yemeyin buyurmaktadır. Üzerine besmele çekileni yiyeceksin. Burada müstesna olarak Hazreti Şafii'nin bir kavli, bir kavlinde öyle değil, bir fetvası var. Bu fetvasında dayandığı hadisi şerifte, Müslim-i şerifte ve herhalde Buhari'de de var, onu iyi hatırlayamıyorum, olan bir hadisi şeriftir. Bunu Hazreti Ayşe rivayet ediyor radiyallahu anha. Aleyhissalatu vesselama veya sahabe-i kirama bilmedikleri bir cemaat tarafından et takdim ediliyor. Takdim edilen bu eti sahabi kuşkuyla karşılıyor. Ve Resul-i Ekrem'e meseleyi götürüyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, bize bilmediğimiz şu kabileden, Müslüman olmuş yeni şu kabileden et takdim ediliyor. Besmele çekip çekmediğini bilmiyoruz, yiyelim mi yemeyelim mi? Sahabinin hassasiyetine bakın, besmele çekilip çekilmediğini bilmiyoruz diyor. Ama çekilmiş olabilir. Mümin hüsnü zanna memurdur. Bir Müslümandan sana geliyorsa arasını arkasını araştırma mecburiyetinde değilsin. Ama sahabi onlar yeni olduğundan dolayı meseleye kuşkuyla bakıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siz Bismillah deyin yiyin buyuruyor onlara. İmam-ı Şafii Hazretleri bundan bir fetva çıkarıyor. Bir sözünde besmeleli olacak diyor. Bir sözünde de diyor ki bu hadiseye binaen şayet kesilirken besmele çekilmemiş ise sen lokmayı ağzına korken Bismillah desen yine temiz olur buyuruyor İmam-ı Şafii. Bu da çok güzel. Biz nasıl olduğunu, nasıl elde edildiğini bilemediğimiz hususlarda işte böyle yaparız. Ama nasıl olduğunu, nasıl edildiğini bildiğimiz hususlarda böyle yapamayız. Görsek ki besmelesiz kesiliyor, görsek ki başkasının adına kesiliyor. Mesela başbakan gelirken sen götürüp bir hayvan boğazlıyorsun. Esasen ona besmele densen de yenmez o. Çünkü besmele demek esasen kalbin o anda Allah'ı tahattür etmesi, bütün eşhasın ve eşbahın silinmesi, her şeyin atılması arkaya, sadece Allah'ın tezekkür edilmesi demektir. Binaenaleyh, böyle bir şahsın adına, onun kudumuna kesilen hayvan pis olacağı gibi, aynı zamanda bunu kesen şahıs eğer biliyorsa, kendi de şirke girmiştir, müşrik olmuştur. Her şey, yapılan her şey Allah'ın adına yapılacaktır. Gördüm ki sen orada ya birinin adına kesiyor veya hiç besmele demiyor. Onun arkasını araştıracaksın. Ben Hazreti Şafii'nin, onun verdiği fetvanın burada tenkitini yapacak değilim. İmam Şafii'nin bastığı toprağın bir zerresi olamam. Ama bununla beraber karşısında diğer üç mezhep onların noktayı nazarları ve delillerin tenkiti, kritiği ele aldığımız zaman Hazreti Şafii'nin o fetvasında isabetsiz olduğunu görüyoruz.
mübarek ruhu bağışlasın, ben de arz edeyim isabetsizliğini. Evvela Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, siz besmele çekin yiyin dediği et, Müslüman olmuş bir kabileden gelmektedir. Müslüman olmuş da şayet Kur'an-ı Kerim'i biliyor ve Kur'an'daki bu hükmü biliyor demektir. Aleyhissalatu vesselam da kayıp bin gözüyle gördü ki onlar besmele çekiyorlar. Siz yemeğin başındaki besmeleyi çekin yiyin buyurdu onlara. Saniyen, burada katiyen besmelesi kesildiğine dair hiçbir şey yoktur. Belki bir şüphe vardır, bir tereddüt vardır. Mümin, müminden gelen böyle bir şey karşısında hüsnü zanla memurdur. Hüsnü zan mümkün olduğu müddetçe suizan edemez mümin. Onlar hüsnü zan etme mecburiyetindeydiler. Efendimiz bu hüsnü zanını yapmış oldu. Salisen, belki o zaman Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudaki katiyen kesip atan ayeti daha nazil olmamıştı. Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda nazil olan ayeti nazil olmadan, bir kısım menhiyatı ifade eden ayetler nazil olmadan evvel nasıl menhiyatı irtikap ediliyordu? Bu meselede irtikap ediliyordu. Fakat şu tevhile esasen sahabe-i kiramın kuşkusu biraz müsaade etmemektedir. Şu son tevhilime müsaade etmemektedir. İçki yasak edileceği ana kadar içki içiliyordu. Yasak edildi, herkes terk ediverdi. Muhtemelen sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın hazaratı, kesilen her şeyin Allah adına kesilmesi, putlar adına olmaması hususunda hassasiyetle, titizlikle duruyorlardı. Kat'i, kesin hüküm gelmeden daha bu mevzuda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam da onlara, eğer onlar besmele dememişlerse siz besmele deyin, yiyin deyivermiştir. Hususiyeti olan bir fetva ile umumi gibi ele alınıp hükmedilemez ve amel edilemez. Onun için mezbahalarımıza, hayvan kesilen yerlere dikkat edecek ve mümkün olduğu nisbette besmele ile kesenlerden alacağız bunu. Size burada iki hatıra anlatayım. Erzurum Üniversitesi'nde şu anda doktor bir kardeşimiz var. Kendisiyle uzun boylu beraber kaldığımız bir kardeşti bir çatı altında. Şu günlerde de Ankara'da doçentlik teziyle meşgul. Bu bir sene evvel Fransa'ya gitmişti. Giderken de endişesini beraber aramızda müzakere ettik. Bir gavur memleketinde sen orada nasıl et ihtiyacını, protein ihtiyacını tedarik edersin diye konuştuk. Müslümanlar buluruz, keseriz, yemesem de olur. Gittikten sonra ben de adresinin gelmesini bekledim. Buradan icabında et kavurur, kavurma göndeririz dedim. Sucuk göndeririz. Ve nitekim sucuk gönderme mümkün oldu. Et ihtiyacını karşılayalım diye. Daha sucuklar gitmeden bana bir mektup yazdı. O mektubunda orada senelerden beri kalan bir profesörden bahsediyor. Bunu pek çoklarınız da tanırsınız, Türkiye'ye de sık sık gelir. Pek çokları da tenkit eder bazı kusurlarında. Mektubunda bana aynen şöyle diyordu. Şu birkaç aydan beri bir lokma et ağzıma koymadım. Fakat daha ne kadar etsizliğe, proteinsizliğe dayanacağım bilemiyorum. Fazla bir şey de bulup yiyemiyorum. Ben şahsen o hocaya, profesöre sordum. Dedi ki ben 10-15 senedir buradayım, vallahi ağzıma bir lokma et koymadım daha burada. Bu Hindu değildir. Et yeme onun için haram değildir, Müslümandır bu insan. Fakat Allah'ın yasak ettiği, besmele çekiyorlar mı, çekmiyorlar mı? Ruhi hayatımı tahrip edecek, melekelerimi dumura uğratacak, his yapımı alt üst edecek, böyle bir lokmayı, memnu lokmayı ağzıma koymam. 15 sene mi dedi, 10 sene mi dedi, ağzıma bir lokma da et koymadım. Mektubunda şunu da itiraf ediyordu. Ama ben onun gibi yapamayacağım, dayanamayacağım, bu işe biraz alacağım. Fakat sonra da Mevla lütfetmiş, orada İslam esası üzerine hayvan boğazlayan bir kasap bulmuş, et ihtiyacını ondan temin etmişti. Biz çok şükür Müslüman memleketinde bulunuyoruz. Hepimizde Müslümanlığın prensiplerine serfuru ediyor, inkiyat ediyoruz. Çok basit bir mesele, besmele ile etin kesilmesi meselesi, bunu aramızda halledemeyeceksek büyük hiçbir meseleyi halledemeyiz dersem sakın darılmayalım.